Sevgili seyirciler, hepinize günaydın, merhabalar. TV1 ekranlarından Tuğba Kuşdil ile yeniden programına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok değerli konuklarımla bir aradayım. Sevgili Ayşegül Odabaşı ve Rabia Naziksoy. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk. Ederiz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkürler siz. Siz nasılsınız Tuğba Hanım? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hiç heyecan yapmadınız. Ben de kafam karıştı az önce. Öncelikle Ayşegül Hanım size sorayım. Biyologsunuz. Biraz sevgili seyircilerimize kendinizden bahsedin. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Erciyes Üniversitesi biyoloji mezunuyum. 6 yıl kadar klinik araştırma yaptım üniversitede mezun olduktan sonra. Sonrasında işte işler benim için bir anda değişti. Ne gibi? Baklava dükkanım var. Oraya işletiyorum. Evet, hatırladım. Bizi getirmediğiniz hatırladım. Çok teşekkür ederiz. Lütfen Tuba. Onu konuşacağız sonra, yayından sonra. İşe ayrı. O şekilde tabii abimin de bir optiği var. Oraya destek oluyorum. Koştur koştur işte. Hayat devam ediyor. Bu kadar mı şimdi? Ayşegül Odabaşı bundan mı ibaret? Erciyes Üniversitesi'nde okumuş, sonra da baklavayla alakalı açamıyorum durumda. Şu an. Burada çok şey açmak istiyorum. Yok, hayır, aslında hani marka olarak değil de şu şekilde. Yani şimdi hemen ben mesela soruyorum genelde konuklarıma, işte kimsiniz? Sadece işini anlatıyor. Şimdi Ayşegül Odabaşı, hep Orçanoğlu diyorum ama Odabaşı tabii ki. Osman Bey'e çok saygı ve selamlarımızla. Ama ondan ibaret değildir Ayşegül. Ya tabii. Çünkü Ayşegül tanıdığım kadarıyla işte çok fazla işte hobileri olan, işte çok organizasyonda bulunan, işte abisiyle bir arada olan bir Ayşegül var. Kesinlikle. Yani sosyalleşmeyi tabii ki çok seviyorum. İnsanlarla sohbeti, işte sürekli her şeyden çıkmayı çok seviyorum açıkçası. Her şeyden... Her şeyin yani, içinde bulunmayı. Evet, her şeyi yapmayı, işte kısa dünyada işte biliyorsunuz her şeyi işte tatmak, görmek, gezmek en büyük hobilerim arasında tabii ki. Ama böyle kısa süreli oluyor, nedense anlamıyorum ama. Nasıl bir kısa? Yani mesela bir Çin'i dersine gidiyorum, çok hevesle başlıyorum, aşırı hevesleniyorum, böyle gidiyorum. Sonra ders bitiyor, elime alıyorum 2-3 tabak yapıyorum. 1-2 ay sürüyor, sonrasında tamam ben bunu öğrendim, biliyorum. Gördüm, bunun tadını aldım. Tamam, işte güzelmiş şöyle. Boş zamanlarımda buna da yönelebilirim. İşte gidiyorum müzik dersi. De gitar mesela bir ara ona çok kafayı takmıştım. Gitar dersi de öyle bir aldım. Dansa, salsa'ya gittim. Bir süre. Yani her şeyi. Yani her şeyi. Diyor. Evet, her şeyi böyle Nirvana'da bıraktım. Bırakıyorum öyle. O şekilde işte, yani seviyorum. Kayak olsun, işte Erciyes'e gidip, burada kıymetli bir Erciyes'imiz var biliyorsunuz. Evet, Erciyes'imiz var. Çoğu Kayseriler bilemiyor ama Uludağ'a giderler genelde. Yani işte o şekilde sürekli Ayşegül. Bir şey çıksa hemen orada Ayşegül, tabii ki beni görebilirsiniz. Kendimden biliyorum sizi. Evet, aynen. Şeklimden. Evet, İkinci programda olmanız gerçekten beni çok onur etti efendim. Çok teşekkür ederiz, o bizim onurumuz ne efendim. Ne demek canım. Rabia'cığım. Stil danışmanımız. Evet. Biraz kendinden bahseder misin? Ben aslında normalde pasta işiyle uğraşıyordum bir aralar, bilirsin. Çok keyifliydi benim için. Ondan Kübra sonra da vardı sanki, değil Kübra mi? Kübra yoktu onun. Kübra yok muydu? Şerife yok. Mi vardı? Ablam vardı. Ondan sonra sonradan Opti'ye geçiş yaptım. Stil danışmanlığı. Benim için çok keyifli. Onu sunmak, onu tattırabilmek bile, yani gözlük işi bile o kadar farklı ki, yüz stiline göre, duruşuna göre, kıyafetine göre sunuyorsunuz. Biraz daha marjinalliğin dışına çıkartıyorsunuz aslında baktığınız zaman. O kadar keyifli oluyor ki, hani bazen kalıbın dışına çıkmıyorsun ya, onu çıkartabilmek, sunmak bile o kadar güzel ve keyifli ki benim için. Bekir abimle birlikte bu sunuma girmek benim için çok daha farklı oldu açıkçası. Çok değişik tarzlara, giyim tarzlarına, duruşlara, her şeye sunarak yapmak daha bir gözlükleri, farklılık. Gözlükleri kıyafete göre seçiyor ya, onu musun? Tasarlamak aynen öyle. Şimdi bir de sunum o kadar farklı ki, şimdi iç mekanlar da çıktı. O iç mekanların tarzlarını sunmak daha da farklı oluyor. Çok keyifli oluyor. Onun dışında sabah 6'da kalkıyorum, spora gidiyorum, koştur koştur. Çok takdir ettim bu sabah seni gerçekten. Ya çok seviyorum yani ya. Yani ben ancak hazırlanıp spordan hiç vazgeçemiyorum zaten.
Boks mu yapıyordun? Neydi? Boks yapıyordum. Bir ara onu gördüm, evet. Aynen, boks yapıyordum. Boksu bıraktım, o da çok keyifliydi benim için. Şimdi pilatese senin geçtim. Senin evlenecek adam korkmaz mı şimdi, bu kadın boks biliyor mu? Bilemedim. Karatekit her şeyi biliyor. Yani ben yani olsam bir çekinirim. Ondan dolayı bıraktım boksu diye. Bıraktın mı? Biraz daha kibarlaşayım dedim, pilatese geçtim. Ay çok kibar bir aynen. Gerçekten spor salı. Senin için daha iyi olmuş. Aynen aynen. Peki yani hayalindeki şey işinde misin şu an? Hayalindeki işinde misin? Hayalimdeki işimdeyim aslında. Ya iletişim kurmayı çok seviyorum. Sohbet etmeyi çok seviyorum. Ya bu benim sizin için bu çok ailede farklı. Genetik zaten. Genetik aynen evet. Sayın Nazik Soylar'da. Nazik Soylar'da biraz zor herhalde. Evet, Hande'cim de öyle. Ben biricik evet. Nazik Soylar'ın geliniyim. Geçen gün burada program bitişi aynen. Direkt böyle bir şey söyledim. Ya bir de özellikle pandemiden sonra o kadar çok kopuldu ki aslında. Yani herkesten, ya ailenizden bile, çevrenizden, dostlarınızdan. Sosyal medyada bir şey yapmışlar ya, evet. Tokalaşsam mı, şöyle mi evet. Yapsam, nasıl yapsam, aynen, gerçekten işte, nasıl sarılsam öyle mı, sarılmasam mı, şu hakikaten, an o durumdayız. Hakikaten aynı o durumdayız. O yüzden dolayı hani iletişim, sohbet, muhabbet benim için çok daha farklı bir şey yani. Şu an bile oturup sohbet etme o kadar güzel ki, özlemişiz çünkü, hakikaten özlemişiz. Çok özledim gerçekten. Sizi yani ilk kez görüyorum ama aşkım. Ama çok mutluyuz. Evet. Gerçekten özlendi yani, diyorum ya. Ondan dolayı hani sevdiğim bir meslek oldu benim için. Sohbetidir, muhabbetidir. Yani dediğin gibi hani kıyafetine göre, her şeyine göre sunumunu yapmak çok daha farklı. Mutlu gönderebilmek. Şimdi senelerdir vardır bütün kadınlarda. Eskiden evet. Daha doğrusu biz bilmezken. Şimdi bir gözlük takacağımız zaman muhakkak yüzümüz küçük mü? Evet. Küçük gözlük takmaktayız. Evet. Takmak zorundaymışız gibi hissettik. Aslında öyle değil. Çünkü ben birkaç yıldır, daha doğrusu Bekircim'le tanıştıktan sonra, birkaç yıl demeyeyim, bayağı güzel yıllar öncesinden. Onunla tanıştıktan sonra yani kendini bulmak, yani işte stil danışmanlığı burada herhalde evet, devreye evet. Giriyor. Aynen öyle. Yani büyük gözlüğün bir surata uyduğunu ya da bunun bir işte ne bileyim şey olduğunu, adını getiremedim şu anda ama çok güzel durabileceğini o dakika hissetmek ya da hissetmesen de karşındakinin sana ya, artık bunlar çok moda. Tabii. Evet, moda. Yani kesinlikle, yani yüz hattına göre, yani kaş yapına göre bile gözlüğün orantısını oturtabilmek çok önemli. Tabii. Ya Tuğba'cığım, bir de şeyi anlatacağım sana şimdi. Bizim ilk biz bu sektöre girmeden önce kaç yıl oldu bir bu marka arada? Vermeyeyim. 7 yıl oldu sanırım. Bir marka, herkesin bildiği bir marka gözlüğüm vardı. Herkesin zamanında kullandığı. O tahmin ettim ben onu. Bir böyle damla versiyonu vardı. Ben onu bir 6 yıl bu işe girmeden 6 yıl öncesinde bayağı bir uzun bir süre kullandım bunu. Sonra dedim ki ya işte abim optik açacak falan filan. Tamam, açtı. Abim dedi ki işte Ayşegül'cüm sen bunu takacaksın. Ben de ben bunu takamam. Ben alışmışım ona. Ben o isim bu çizginin olacak. Dışına klasik çıkamam yani, yapamam çünkü. Hani kendimi böyle bir şey oluyor o zamanlar insanda. Ya bu bana çok mu fazla? Çok mu işte abartılı? İnsanlar güler mi? İnsanlar yanlış mı işte şey yapar? Ya hiç olmuş mu o falan der mi diye bir yargılar vardır, bilirsiniz Kayseri'de özellikle. Maalesef. O yargı birçok yerde var, sadece Kayseri'de. Evet, birçok yerde. Evet. Aynen. Kişiyle alakalı biraz. Sonrasında ben abim getirdikçe bu gözlükleri takıyorum. Böyle marjinal gözlükler yalnız. Hani ben buradayım diyen gözlükler. Ben bunu taktıkça da böyle etraftan çok olumlu dönüşler de alıyorum. Bir süre sonra bir baktım dükkana gelen en marjinal gözlükleri i̇lk mağazadan direkt ilk ben alıp takıyorum. Ne kadar şanslısınız siz bu konuda. Bazen kıskanıyorum. Yani o yüzden diyeceğim şu, biraz bu ön yargıları kırmak gerekiyor. Kesinlikle. Hani, kişi kendini nasıl mutlu hissediyorsa, nasıl mutlu olacağını düşünüyorsa ya da onu takınca mutlu hissediyorsa kendini almalı. Evet, biz de mesela optikte stil danışmanlığı yapıyoruz. İşte bu sizin yüzünüze olur, bunu takmalısınız diyoruz ama kişi kendi rahat edecekse kullanmalı ve kendini aşmalı. İnsanları düşünerek değil, düşünce tarzlarını değiştirip ya ne derlerse desinler ben bununla mutluyum demeyi bilmeli kişi. Hani hayat gerçekten çok kısa, çünkü onları düşünmek için yani yaşamalı yani herkes hayatın istediğini yapmalı. Kimseye de bunu eleştirmek düşmez. Bence de hiç düşmez. Yani o yüzden herkes özgünce davranabilir diye düşünüyorum. Peki, biyolog olmaktan baklava
Şimdi öncelikle biyolog bana. Biyolog nedir? Herkes. Biyolog nedir mesela, bize bir açıklar mısın? Biyolog. Şimdi dün bana dedin Google'ı bir açayım da bakayım o zaman bence. Biyolog canlıların işleyişini, yapısını inceleyen bir bilim dalı aslında. Ben de zaten hemen mezun olduktan sonra, mezun olmadan önce de ben üniversitede çalıştım. Hasta danışmanı olarak çalışmıştım. Kendimi sürekli böyle ayaklarımın üzerinde duracağım diye böyle adapte edip ben yaparım, ben tek başıma yaparım. Kendi üniversite harçlığımı da ben kendim çıkarırım modundaydım hep hiç, böyle. Hiç istemem. Gerçekten hiç böyle hani birine muhtaç kalmak, ya Rabbim kimseyi o duruma amin, sokmasın. İnşallah. Bütün kadınlar da kendi ayakları üzerinde dursunlar. Ve gerçekten kadınların ayakları üzerinde durması çok çok önemli. Sürekli hep böyle didindim, çalıştım falan. Sonrasında işte üniversitede çok değerli Profesör Doktor Ali Ünal hocamın yanında klinik araştırma koordinatörü olarak bilinmiş bir ilaç firmasında koordinatörlük yaptım. 5-6 yıl civarı sürdü. İşimi çok severek yapıyordum. Uluslararası global bir çalışmaydı. Sonrasında arkadaşımızın dükkanının yanındaydı benim şu an devraldığım dükkan. Evet, benim kafamı ve karıştı. Ve sürekli aha, bir müşterisiydim. Dediğim yer. Evet. Sürekli ben müşterisiydim oranın aslında. Çok beğeniyordum baklavalarını. Dedim ben burayı alırım. Yani devredeceğini duyduktan sonra ben burayı alırım, ben yaparım ya dedim. Yani elimden her iş gelir. Şimdi orada da bir de benim o klinik araştırma işim de yükselebilmen için İstanbul'a gitmen gerekiyordu. Yoksa hep böyle title'ın olduğu yerde kalıyordu. Ben de işte baktım title'ımı yükseltemiyorum burada. Hani İstanbul'a da gidemiyorum. En iyisi dedim ben kendi işim için çabalayayım. Hani çalışmayı da çok seven bir insanım. Çünkü çok çaba sarf ederim işim için. Kendim işim olsun. Kendi işimi bir geliştireyim, büyüteyim dedim. Sonrasında işte baklava devredeceğini duyunca hemen aldım. Sonra ilk başta böyle açılış falan oldu. Açılış yapmadım daha doğrusu pandemiden evet, dolayı da aldıktan sonra. Ben biliyorum. Aynen. Düşündüm bir an Allah Allah diyecektim. Ben işte açıldıktan sonra eş dost bildiği için tabii ki hep böyle hayırlı olsuna geliyorlar falan diyorlar. Ayşegül ne alaka? Sen baklavacı değil mi? Biyolog ve baklava uzmanı hani, haline aynen. Dönüşen bir Ayşe. Evet. Hani aslında biyologlar da gıdada biliyorsunuz görev yapabiliyorlar. Hani gıda denetlemede falan da çalışabiliyorlar. Ya, o zaman tam nokta atışı olmuş. Yani işte gibi oldu. Gibi. Hani ben o alanda çok işte master'ımı falan yapmasam da bir genel olarak bir bilgiye sahibim okuduğum bölüm dolayısıyla. Sonrasında işte dükkan oldu. Abim sonra benim oraya taşındı falan. Zaten optikle de ben çok içli dışlıyım. Orada da müşterilerim var bayağı. Sonra bir böyle o abim de oraya gelince bir içim rahatladı. Böyle yan yana. Nasıl bir şekilde bir yıldır. Nasıl bir abiciliktir? Ekicime çok saygı ve selamlarımdan. Yani işte öyle baklava konusu da tabii ben şimdi içeriye gidince, girip sen açmıyorsun değil mi? Yani gözümün önüne öyle bir Ayşegül tamamen, gelir mi diye yok, düşündüm. Ticaret tamamen. Bizim tamamen orada ticaret. Üretim yok. Ama yapabilir misin mesela? O şu incecik o hamuru açabilir misin? Ya yapamam herhalde. Hiç hayatında böreği yapmadın mı? Evet milföy hamuruyla yapmıştım var. Olmaz. Gerçeğini açmak. Pandemi sürecinde. Pandemi sürecinde biliyorsunuz. Ekmek herkes yaptın zaten, mı sen de? Tabii. Herkes yapmayan kalmadı diye düşünüyorum. Yapmadın o mı? O yapmayan kişi benim. Kesinlikle yapmadım. Aşk olsun. Yani. Neden bu tufana katılmadın? Sadece şey yaptım ben. Neydi? Magnolia. En çok. En çok yaptığım magnolia. Ben yağlama yaptım. Kayseri yağlaması. Onu yaparım. O ayrı bir şey. Ya o hamuru tamamen açtım. Tamamen güne çevrildi. Biraz sonra biz malzemelerimizi efendim size. Eşime Osman Bey'e de diyorum zaten. Bu son yağlamam. İlk ve sondu. Daha da başına geçmem. Niye Nirvana'ya mı çıktın yine? Ya gerçekten ya zor. Zor. Çok zor. Çok zor. Yani gerçekten emekler ama anne ve babalarımızın. Ama şebitini başka bir yerden hazır var işte onu alıp ya işte da o kolay. Öyle mi yapsak? Evet o çok kolay da hamurunu falan ben o pandemi sürecinde kendim yapmıştım ve gerçekten. İşte onu yapan süpereni dünden yapar. Ya evet ama işte çok zordu ya benim için. Boş nedense ver. Yapmayan. Çalışan bir kadın olduğum için gerçekten ben zorluyorum orada. Şimdi şey değil mi bir de bizim yemek yaptığımızı inanmayanlar. Son zamanlarda bunu çok duyuyorum evet. Kendime ait. Sen yemek yapabiliyor musun falan. Yok biz evde açız sürekli hazır söylüyoruz.
Bana da çok yapıyorlar. Hani çalışıyorsun, nasıl şey, yatışıyorsun falan. Yani isteyince insan her şekilde yetişiyor, her şeyi yapabiliyor ama işte... Sen yaparsın Ayşegül. Ya, aynen. Bizim gaz çekimiz. Sen yaparsın, sen halledersin, senin elinden hiçbir ama şekilde kaçmaz. Ama baklavayı tabii ki de yapamam. Yani o bayağı emek isteyenmiş. Şimdi ben bizim franchise bir yeriz biz. Onu niye bizim hep annelerimiz yapıyordu, biz yapamıyoruz? Biz yani ben su böreğini tamam görmüşüm, yapmışım var ama baklava deyince emek şimdi tar. Onun daha da böyle şey hali. O kadar hamuru başarıp da bilmiyorum. Ya da hiç başına geçmedik, işte, denemedik, ondan olabilir mi? Olabilir belki de. Hani başına geçilince yapılmayacak iş yoktur. Biz kadınlar bile. Aa, kesinlikle bizim gibi güçlü kadınlar tabii ki. Kadınlar bir şey istesin yeter evet, ki. Evet tabii ki istemesi yeterli. Ama işte zor ya. Çok zor. Çok zor. Bizim işte fabrikada el yapımı yok. Normalde makine baklavası falan da var ya, bizimki tamamen elle yapılıyor. Ve devasa bir mutfak var. Bir sürü usta. Ben onu gördüm, dedim ki ya tamam bu iş, yani güvenle ben bunu müşterilerime, insanlara sunabilirim. Gerçekten zaten mutfağı özenle, sen gördükten sonra, sen yedikten sonra evet, rahatlıkla evet, bu gönül şeyde rahatlıkla inandığın yapılabilir. Bir şeyi gerçekten evet, çok iyi pazarlayabilirsin. Evet, kesinlikle. Peki Rabia'cığım. Rabia. Şimdi Rabia, ben mesela örnek olarak kendimden yine örnek vereyim ki. Çünkü tabii. Eminim birçok izleyicimizin de sıkıntıları arasındadır. Ben lens takamıyorum. Ama burnum estetik yani. Şimdi gözlük de çok ağır şekilde takamıyorum. O ikisi arasında gidip geliyorum. İşte dereceli gözlük, gözler bozuk, miyop evet. Mesela. Ne yapmam gerekiyor? Lensi gerçekten olmadı yani. Başarmaya çalıştık ama... Yani ya sen mesela ne önerirsin, ne tavsiye edersin bu konuda? Ya lens, ne yapmam gerekiyor ben ve seyircilerimiz? Ya lens tabii ki kesinlikle, hani o da önemli. Optik olarak da gözlük yapısına göre, burun yapısına göre onun rahatlığını doğru seçmemiz gerekiyor. Ya özellikle gelen müşterilerimize tabii ki mesela geliyor diyor ki burun yapısını çok beni rahatsız ediyor. O burun yapısının çapısına göre, her şeysine göre ayarlayıp ona göre biz gözlüğün rahatlığını, konforunu veriyoruz zaten. Lens'e baktığın zaman... Ama şimdi ben bir gözlük beğeniyorum ki Allah'ım yani. Evet. En son evet. Bir taktığım vardı şu. O marjinalliğinden de vazgeçemiyorsun siyah olan zaten. Siyah olan mesela, çok iyi hatırlıyorum. Siyah olan şöyle bir... Evet. Hatırladın değil mi o çekimde? O ama çok ağır bir gözlüktü yani, şuraya direkt baskı yapan. Ve eminim birçok insanı son zamanlarda tabii işte ki. Burun estetiği çok fazlalaştı. Tabii. Şöyle bir şey anlatayım. Burun estetiği deyince ben güzel olmak adına değil... Kendi burnumu çok güzel bir şekilde kırdığım için, bir güzel evet. Düştüğüm için, öyle mermerle olan samimiyet dolayısıyla güzel bir düşüş yaşadım. Evet. Ve pandemiye denk geldiği için de tam bir yıl boyunca beklemek zorunda kaldım. Ödem oluştu falan derken. Evet. Ama insan hani burnunun rahatsızlığını bilir. Nefes tamamen gitmiş bir durumda. Ucu resmen sallanıyor. Yani tam bir kırık evet. Değil ama içte artık ben değilim. Benim bir işlemden geçmem evet. Gerekiyor gibi bir şeydi. Ki öyle de olmayabilir. Beğenmeyip onu da evet. Yaptırabilir tabii ki. Yani tamamen insanların evet, kendi evet. Özel kararına bağlı. Ya aslında onun için çok güzel, dünyaca ünlü markalarımız var. İki grubumuz var. Bu burunda problemi olan, estetik yaptıran veya işte sağlık sorunlarıyla evet. Burnunu yaptıran kişiler için gözünüzde yok denecek kadar etkisi var o gözlüklerin. Tabii biraz böyle... Ya çok şık modelleri de var ama daha çok kullanış açısından bakmak gerekiyor o durumda. Hani kullanamıyorsun. Ya bazen tarzından da vazgeçemiyorsun ya. Evet evet. Biraz o da var. Ama o markamızın da güzel şeyleri var. Marjinal ürünleri de var birkaç tane. Ve gerçekten dünyanın en hafif gözlüğü olarak geçiyor o marka. Yani bir mutlaka geldiğinizde. Yok bende bir tane bakalım. Var zaten plaj için özellikle, şöyle alıp çevirebiliyorum elimde yuvarlak olan. Çok güzel evet o evet, içlerini, o estetik kırılma içlerini kaybettik. Kendisi düşük. Şu anda bomba şekilde içini doldurabiliriz. Öyle olmuş benim sağ olsun işte gelen yerim falan halletmişler. Güzel. Üzüldük mü? Hayır. Dedik ki Bekir var, ne gerek var. Buradan da Bekir seni o kadar andı ki program senden ibaret. Sen de ibaret ol. Şimdi özellikle lensi soracağım. Şimdi aslında lens kullandım 3 ay kadar. Evet. 3 aylık olanı kullandım ama şimdi çıkarmadım gözümden ama her sabah uyandığımda büyük bir eziyetle uyandım.
suyundan dolayı mıdır? Nedir? Yani bazı siz daha iyi bilirsiniz göz ama. Çaplarına göre bazı gözü hiç kabul etmiyor lens. İster istemez direkt optiğe geçiş. Beni kabul etmediği kesindi. İşte o yüzden biz dolayı oksijen geçirgenliği yüksek olan lens denediniz mi? Bilmiyorum. Denedim mi? Şimdi, acaba sormam gerekiyor. Lenslerin de o derecede şeyleri var çünkü. Oksijen geçirgenliği az olan, mesela atıyorum 6 saat veya 8 saat kullanabiliyorsunuz sadece gözünüzde. Ondan bütün sonra problemi batma... takıp çıkarmak zaten. Onu halletsem neler kullanacağım da orayı halledemiyorum. Yani göz bebeğin, çok önemli. Peki göz doktorunuza danıştınız tabii mı? Tabii ki. O hiçbir ne sıkıntı önerdi? Yok. Hiçbir bir sıkıntı sıkıntı yok. Yok kullanabilirsin, dedi. Hiçbir sıkıntı yok. Onu da onu da. Ama kullanamıyorum. Aslında lens çok güzel bir şey gerçekten ama. Ben 15 yıldır kullanıyorum. Evet, evet şu anda ve görüyorum. bu biraz tabii ki şey. Söyle ne demek? Ne demek? Görsel. Türkçe ne demek Türkçe'de? Çevirelim. Görsel olarak taktığım bir lensim bu. Normalde ben bunu değil şeffaf olarak numaralı, gözlerim numaralı olduğu için numaralı lens kullanıyorum. Ama işte bu lensi şey yapmak önemli ya. Takıp çıkarmayı alışana kadar. Alıştıktan sonra her şey bitiyor. Onu sürekli karşısında bir denediğiniz zaman da. Tamam. Ben de öyleydim. İlk kullanırken çok zorlanıyordum. Gözüme bir cismin gelmesi, girmesi beni çok rahatsız zaten ediyordu. Zaten o gelirken direkt otomatik şöyle bir gidiyorsunuz. Ya, evet, gözünüz yavaş yavaş geliyor. Gözüm ister istemez bir kayıyor böyle takarken falan ama alıştıktan sonra her şey çok düzelecektir. Biz seninle antrenman yapalım. Ben bir geleyim. Tak çıkar falan. Yaptım bir başardım şöyle bir gösterdi falan filan da sonra çıkardıktan sonra bu sefer geri takamadım. Birini çıkarttım evet. Müthiş bir şekilde keyifli, öbürünü hayatta çıkaramadım. Evet. Yani gözüm çıkacaktı neredeyse. Evet. Kıpkırmızı kesildi. Aa, evet çok bayağı bir zarar vermemek lazım. İşte yani, bazı gözü hiç kabul etmiyor. Şimdi mesela lens varken şöyle bir yazı okumuştum. Gözünde lens varken ateş yanıyor. Ateşe çok yaklaşmaman evet, gerekiyor. Kesinlikle. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor zaten. Şeffaf olduğu için göz uyumundaki o zarar noktasına direkt girer yani. O yüzden ondan çok dikkat etmen gerekiyor senin. Yani ateşten takıp, uzak durun. Tabii lensi takıp çıkartırken bile kendin söylüyorsun mesela. Dikkat ediyorum hemen sulanmaya başlıyor falan. Aynen. O yüzden o dikkat yani suyuna bile sürekli olabildiğince temiz kullanacaksın. Bazen onu çok temiz kullanılmıyor. Bazen işte susuz bırakıyor, tekrardan su koyayım diye onu kullanayım, takayım diye. Direkt göze zaten göze zarar. Göze suyu sıksak oluyor mu peki? Hani gözde 3 aylık olanlar var ya çıkarmadan dediğimiz. Yani 3 aylık olanlar yok, ne? Bunu çıkarmana gerek yok deniyor ya. Tamamen çıkarmıyorsun. Yani çıkarmama gibi bir durumu yok. Çıkarmalısın. Zaten göz doktorlarımız da bunu önermiyor. Hani çıkarın gözü mutlaka. Gözü bir dinlendirin. Gözü dinlendirin. Tabii kesinlikle. 1 hafta, 2 hafta kadar bir süresi var. 2 hafta gözünüzde kalıyor. Sonrasında çıkarıp gözünüzü dinlendiriyorsunuz. Hani gözlüğünüzü takabilirsiniz o sürede. Bir günlük falan bir dinlendirmeden sonra. Yoksa kızarıklık, bulanıklık, yani batma gibi semptomlar karşımıza çıkıyor. Aslında çok önemli bir detay. Enfeksiyon kapılabilir, mikrop kapılabilir. Çok dikkat edilmesi gerekiyor lenste. Ama bu işte oksijen geçirgenliği yüksek olan lenslerimizde şu artısı var. Sürekli sabah akşam çıkar yapmadığınız için bir sıkıntısı olmuyor. Hani mikrop kapma olasılığı daha aza iniyor. Ama diğerinde sabah çıkar, akşam tak. Hani elinizi iyice yıkamanız gerekiyor takıp kullanmadan ki önce. Ki koronada biz o el yıkamayı çok zaten, öğrendik evet, yani ülke olarak biliyoruz lütfen. Aynen. Nasıl yıkanır bir el hepimiz evet, gerçekten. Evet kesinlikle. Yani. 20 saniye boyunca. Ne yani dikkat etmek gerekiyor özellikle. Bir de pandemide zaten COVID'i de biliyorsunuz gözden tamamen de bulaşma olasılığı çok yüksek. El dezenfektanına, elin temizliğine, hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Bu normal süreçte. Hayatımızda da böyleydi. Tabii. Ama bu hastalık dolayısıyla bunu çok, çok daha fazla zaten. Hani ön plana çıkardık. Evet, evet kesinlikle. Aslında gerçekten yapmamız gereken bütün mikroplar olması hep elden gereken. Ağzımıza geçtiği için belki de ama bilmiyorum sebzeler, meyveler işte direkt oradan da korona evet, bulaşıyor falan. Evet. Dendi belki ama yine ellediğimiz için. Yine elden. Yine her elden. Şekilde elden. Tabii ki. Elden, elden direkt geliyor. Mikrop geçiyor yani. Peki olsun. Lazer kısmı göze hani çizdirmek. Yani sonra lazerle, gelecekte bunun tekrarlanması. İşte o sıkıntısı var lazerde. Yani gerçekten tekrarlıyor mu? Tabii hatta geçen 2 gün önce bir müşterimiz geldi. Konuşuyorduk işte ben uzun zaman lens kullandım, gözlük kullandım. Sonrasında çizdirdim ve sonrasında 5 yıl sonrasında tekrar etti.
gibi dönüşler alıyoruz. Peki daha büyük bir riskle mi? Daha büyük bir derecesinin yükselmesi gibi mi? Olduğu yerden devam gibi yani, mi? Yani yine de olduğu yerden, mesela müşterimizin iki kullanıyormuş sanırım. Gözü birden devam etmeye başlamış. Ve doktor da sanırım yükseleceğini söylemiş. O gibi sıkıntılar oluyor. Çok genç yaşta yaptırmaktan ziyade biraz daha ileri yaşta, hani tekrardan yenilemesi açısından daha uygun mu olur bilmiyorum. Tabii göz doktorlarımız daha iyi bilir bu süreci ama tekrarlayan vakalar var tabii ki. Tekrarlayın. Şimdi biyolog, baklava, gözlük, gözlük. Lens. Hepsi bir arada. Yani şimdi hepsine hakim. Şimdi ne konuşayım diye ben şeyi getiremedim. Ayşe gibi. Her konudan konuşabilirsin Tuğba. Seve seve. En sevdiğim kısım. Aynen. Zaten. Böyle dolu dolu zaten konuklar beni çok mutlu ediyorlar. Peki Rabiyeciğim, sana soruyorum özellikle. Şimdi stil kısmında kıyafetlerimize göre düşün. Çünkü bir kadının en çok önem verdiği şeylerden bir kılık, kıyafet, işte çalışan kadınlarımızın. İşte bunu bir de akşam da takıyor olsak gözlüğü ne güzel olurdu. Yani ben çok seviyorum. Gözümden hiç çıkarmasam acayip mutluyum. Yani nasıl bir şey önerirsin çok değerli hanımlar için, kadınlarımız için? Ya artık için. Şey oldu. Şimdi giyimine göre işte spor giydin. Ne tarz? İşte günlük yaşantıda ben günlük sürekli elbiseyle gezen bir kadınım. Beni şey zannediyor, akşam bir yere gideceğim gibi oluyor ama yok, ben böyleyim yani. Bu şekilde giyiniyorum. Evet. Ne tarz gözlükler? Daha doğrusu stil nasıl? Ya stil giyim tarzına göre değişiyor zaten. Artık o kadar çok marjinalleştik ki en basit bir spor giyindiğin zaman bile metal tarzında geniş ekartmanlı gözlük taktığın zaman bile direkt kendini gösteriyor. Ket tarzında olan gözlüklerimiz var mesela. O hem spor hem şıka da giriyor direkt. Yani istediğin tarzda kullanabiliyorsun artık. Artık şu şeyi kalmadı. Nasıl diyeyim? Şu kıyafete göre şu gözlüğü tercih edeyim derken kafana göre o kadar çok fazla tarz çıktı ki, özellikle mesela klasiklerde metal tarzda inanılmaz şık duruyor. De yüz hattına göre doğru seçim yaptığın zaman kıyafetlerin o kadar çok uyumlu oluyor ki hakikaten doğru seçim yapmamız gerekiyor. Benim psikolojim bozulurdu mesela. Giderdim, onu tak, olmadı. Bunu tak, küçücük yüzün var, minyon tiplisin. Şunu taktım, kocaman durdu. Niye Bülent Ersoy'cum? Mesela diva gözlüklerimiz var bize. Kocaman. Evet. Kocaman. Ben ona acımız büyük gözlükleri diyorum mesela. Ya bu sene inanılmaz derece mesela taşlı gözlüklerimiz çok fazla tercih edilmeye başladı. Çok ağır konseptler. Ağır ve şık gerçekten konsept. Diyorum ya, hani spor giyiniyorsun, her tarzda tercih edebiliyorsun artık. Ama dediğin gibi hani kıyafete ve duruşa, tarzına, yüz hattına, özellikle yüz hattına göre doğru seçim yapmak en doğrusu. Kıyafetini de seçiyorsun ama yüz hattındaki o kaş yapın, göz yapın, burun yapın, elmacık kemiklerine göre yapısı o kadar çok bütün önemli ki. Bizim problem neydi biliyor musun? Geçenlerde Ürgüp'te bir arkadaşım var. Bir bayan gözlük bulamıyorum dedi ya. Evet. Yüzüme göre dedim ki bir benimle gel. Bir gel bak. Ben sana doğru dedim. Senin diyor gözlükler çok güzel diyor mesela. Şimdi hani stil çok önemli, giyim tarzı önemli, işte taktığın küpen önemli, takın önemli. Her şey rengi, bir kombi. İlla bunu hani işte çok büyük paralar ödeyerek değil ki. Değil, kesinlikle değil yani. Büyük paralar yani ödeyerek küçük, değil. Küçük bir kombin yapabilirsin mesela. Tabii kesinlikle. Sabah Arda mesela eteğimi eleştirdi. Canım oğlum benim. Yani beğenmedim hemen direkt. Bir şeyi beğenmeyince söylemesi de çok hoşuma gidiyor aslında. Dedim ki bu böyle dedim. Şuradan şu kombin böyle de böyle dedim ama. Tabii diyor, sen diyor işte kendine diyor bu kadar alırsan diyor dolapta her gün ne giyeceğim diye düşünürsün. Ben de diyor 3-5 tane tişört, işte 3-5 tane eşofman. Her gün ne giyeceğimi hiç düşünmüyorum, ne varsa onu giyiyorum diyor. Erkeklerin gerçekten bu konuda bazen üzülüyorum. Bazen müşterimiz öyle bir geliyor ki mesela, hani diyorum ya, o klasikliğin dışına çıkamadığı için farklı modellerde çıkartıyoruz, sunuyoruz mesela. Şu olur bu olur. Yok ben bunu kesinlikle takamam diyor. Bir takın, görün. Ondan sonra yine sizin o klasikliğin dışına çıkalım diyorum. Şu gözlüğü şu kadar geriye doğru yapıp da kaşı tamamen kaybolunca çünkü alışmışız artık yani. Kapatınca çok direkt alışmışız. Diyor ki işte kaşımı kapatsın falan. Şunu takın en azından, daha şık duracak. Bak göreceksiniz, yine klasikliğe devam ederiz diyorum. Fark ediyor, bakıyor o an. Çıkamıyor ama ondan sonra fark ediyor bazı duruşları. Kaş yapısındaki oranına göre tercih etmesi gerektiğini anlıyor aslında. Ve onu oradan mutlu gönderebiliyorum. Bu benim için çok keyifli oluyor. Şey sorayım, oradan çıkıp daha çok müşteri ilişkilerini sorayım. Yani bir insan, sen olsaydın, bir yere gitseydin,
seni güler yüzle karşılamayan, ne bileyim işte tavrı tarzı biraz değişik olan birinden alışveriş yapar mıydın? Yapmazdım. Yani, çünkü o enerjiyi işte vermeniz ne kadar gerekiyor önemli. Kesinlikle. Ya burada nasıl diyeyim, bir şeyleri satmak da değil aslında. Hayır, satış elemanı merasimimiz var evet, diye konuşuyoruz. Aslında bu değil. Hayır, stil danışmanı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Evet, çok farklı. Yani hani şu çok önemli, bir şeyleri satmak değil de o dostluğu kazanabilmek çok önemli. İkili ilişkiler. Kesinlikle. Çok önemli. Yani bu en büyük zenginlik diyebiliriz aslında. Çünkü onu oradan mutlu gönderiyorsunuz, keyifle gidebiliyor. Hani bir dost kazandığınızı anlayabiliyorsunuz. Yani tek amaç işte bunu sattım da işte sattım, kazandım işte da bu amaç değil aslında. Bir kere sattım. Biz de aynen kesin o enerjiyi verebilmek çok önemli. Yani çünkü geçerken sattım, Rabi'yi aldım, bir daha gelmem, niye geleyim ki aynen. Yani. Evet. Rabiyeciğim seni görmeye geldim. Bu bile benim için çok büyük bir kazanç aslında. Evet. Ve gerçekten ama öyle ilerliyor. Müşteri geliyor, seni istiyor, seni görmek istiyor. Atıyorum Bekir Bey'i görmek istiyor, Rabia Hanım'ı görmek istiyor ya da beni görmek istiyor. Senin için geliyor ve sen yoksan daha sonra gelirim deyip gidiyor. Çünkü o samimiyeti, o ilişkiyi kurabildiğin için... Her zaman için, bütün hayatımızda tabii, geçerli bir şey tabii. Değil mi zaten? Dostluk ilişkilerinde, kesinlikle, aile ilişkilerinde, tabii. İşte eş, sevgili evet, deyince... Evet. Var mı bir evlilik? Soracağım dedim. İnşallah. Var mı hayırlı bir kısmet diye. İnşallah var. Var mı? Yani şimdi uzun zamandır tanıdığım için bir de çok sevgilerimi sunuyorum ayrıyetten. Saygılarımla. Çok sevindim bu arada. Teşekkür ederim. Bir de dedim ya, bir espri yaptım biliyorsunuz yayına girmeden önce. Bazı evlilikleri görüyorum. Oradan da özellikle konuşmak istiyorum. Şimdi o kadar şen şakraksın ki evlenmeden önce işte arkadaşlarınla tabii. Ki sizin gruba bayılıyorum evet. Kayseri'de nadirdir. Aynen. Çok uzun yıllar çocukluktan gelen bir arkadaşlık. 7-8-10 kişisiniz aynen. Mesela. Çok güzel eğleniyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. İşte düğün merasimi geliyor. Düğün bitti, tamamı oldu, evli evine, köylü köyüne köylü gibi. Köyüne. İşte sonrasında bir daha şey yapamıyorsun işte. Bunca yıl bu insan okumuş, işte çevresi var, arkadaşları var. Evet. İşte birlikte gidiyor, geziyordu, evet. İşte yedik içtik falan filan ama sonra ne oldu? İşte eşimin ailesi, tamam bu da çok güzel bir şey, olmasın değil ama işte özel hayatı, kendine ait özel kısmı bitirdiğinde müthiş evet. Acımasızca bir şey oluyor. Ya ister istemez bence evlilikte insanlar değişiyor. Değişmezsen zaten o evlilik olmaz. Herkesin kendi tabii hayatı ki vardı. Değişmelisin. Yani ama bunu tamamen koparıp da atıyorum. Şimdi koparma kısmı evet, en acımasızca. Yani arkadaşlarını sil at, öbür tarafı sil at, sadece eşin öyle çalışma, bir şey yok yani. Çalışma, evet. Dışarı çıkma. Kesinlikle. Gidemezsin ne demek aynen. Arkadaşlarla bir kafeye gitmek evet. Falan. Ya evlenilen kişiyle de alakalı biraz diye düşünüyorum. İşte hani bu karşılıklı. Kadın olsun erkek olsun iki taraf için de geçerli. Hani bir bakıyorsun erkek değiştiriyor kadını, bir bakıyorsun kadın erkeği değiştiriyor. Ama işte ileri görüş biraz hani modern düşünce yapısı çok etkili diye düşünüyorum. Bu konuda mutlusun. Yani tabii bir ki maşallah. Çok şükür. Darısı da sana diyorum inşallah. Herkes inşallah. herkes. Şu an siz varsınız diye söylüyorum ama herkes öyle olsun. Evet. Çünkü bunca yılını vermişsin, okumuşsun. Tabii, bir kariyer emek hayallerin var. Hayallerin sadece çocuk işte çocuk doğurup işte anne olmak değil ya da baba olmak değil. Evet. İki taraflı söylüyorum. Kadınlar için de söylüyorum. Kadınlarımız da bazen gerçekten eşlerine çok eziyet edebiliyor. Nedir? Kıskançlık, evet. kıskançlık. Zaten bütün yani işte ilişkilerde evlilik olarak söylemeyeceğim evet. Bu. İşte sevgililik dönemi, nişanlılık, işte evlilik, kıskançlık. Tamam, kıskanç. Herkes sevdiğini kıskanmalısın zaten. Evet. Ama onun bir dozu var. Her şeyin fazlası tabii. Zarar değil mi? Sevginin de fazlası zarar. Evet, kıskançlığın da zarar. Saygısızlık. Zaten bir saygı olmazsa hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Arkadaş olmaz, dost olmaz, sevgili olmaz, eş olmaz, i̇şte hiçbir şey olmaz. Akraba olmaz, aslında. Aile olmaz. Aynen, İşte o dengeyi korumak. Yani evet. En önemlisi saygı. Saygı olmalı. Her ilişkide. Aynen. Her kesinlikle. Şeyde. Yani işte müşteri ilişkisinde evet. Bile... Bir en ufak bir saygısızlıkta mesela ne sen satış yapmak istiyorsun. Kesinlikle. İşte içinden gelmiyor. Hani alıyor mu ama alsın gitsin. Alsın da gitsin. İşte yani. Ama karşı tarafta ne diye düşünüyor? İşte saygısızlığı yapan kişi olarak söylüyorum. Nasıl?
işte saygısız olduğu için onun fikrini düşünemedim. Şu an geri kaçtı yani. Düşünemedim. Çünkü o kısımda hiç olmadım. Hiç yere almadım. Saygının ne kadar önemli olduğunu gittiğiniz bilirim. Gittiğiniz her yerde zaten mutlu çıkabiliyorsanız bu en büyük zenginlik aslında baktığınız zaman. Kesinlikle. Bunu başarabilmek. Ne kadar güzel. Şiir gibi konuştu Rabia'cığım. Hep öyledir. Hayır tutmasam gözlükle çıkacaktı. Şimdi bizim bazı bir o gözlüklerimiz var. Güneş gözlüğü olarak geçiyor ama iç mekan dış mekanda da tercih edilebiliyor. Açık lensli gözlükler diyoruz buna. Tabii şu an kameralardan yansıyacağı için Rabia Hanım çıkardı ama kesinlikle iç mekanda da çok iyi hissettiriyor ve akşam görüşlerinde de bayağı olumlu dönüşlerini alıyoruz müşterilerden. Geçen bir miyopun gözünden dünya diye bir paylaşım aynen gördüm. Evet. Ben gerçekten hem astigmat hem miyop var. Aa. Ve nasıl diyeyim? Şekil bozukluğu. O yüzden akşam araç kullanmada mümkün mertebe işte gözlük olmadığı sürece mümkün değil. Renkleri şimdi önde dağıtır. Bir tır gidiyor, bir kamyon gidiyor. Ben onu dört tane olarak görüyorum mesela. Dört tane olarak görüyorum. Çünkü şekiller birbirine girmiş oluyor. İleri derece o zaman biraz astigmatınız. Tabii sanırım. 2,5 olmuşum mesela. Hmm. Olmuşum. Ama işte ameliyatlar o bu şu derken biraz gerilettik. İşte lensi de öğrendiğim takdirde çok önemli bir kısım. Muhakkak kullanacağım. Yok bir işte dedim ya 3 aylık bir süreçte kullandım ama takmak ayrı bir dertti, çıkarmak ayrı bir dert. Kendi kendime hiç bu kadar mücadele etmemiştim. Evet. Gözlerim sulu sulu. Olur öyle şeyler. Şu an bile sulandı. Şu an ameliyatı anlatırken duygusallaştım. Ne anılarım vardı lensimle diye. Ama iç mekanlarda da artık kullanılıyor dediğiniz gibi hani kalmadı. Açık lens o kadar çok fazla hani giyim tarzı önce tercih ediyorsun ki iç mekanlarda bile artık hani güneş gözlüğü olarak tercih edebiliyorsun. Seni rahatsız etmiyor. İşte AVM ışıklarına karşı her şekilde koruyan özel camlarımız var mesela. Onları tercih ediyoruz özellikle. O bile senin o marjinalliğin, o stil kıyafet tarzını hiçbir şekilde dengesini bozmuyor. O kadar uyumlu oluyor ki çok şık duruyor. Peki Ayşegül'cüm özellikle sana şunu soracağım. Şimdi geçen gün diyetisyenimiz sevgili Nazan'cım buradaydı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sen, ben, bizler. Evet. Şimdi kilo bakımından bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kesinlikle. Bana bir kilo baklava ver yerim. Evet. Öyle de uyurum. Aynen. Ama işte baklava kısmı çok önemli bir kısım. Diyetisyenlere sürekli bu konu mesela soruluyor. Deniyor ki. İşte canım Nazlıcığım çekti bir tane. Nazlıcığım da kaçamak yapıyor benden. Evet, şimdi hayır paylaşım kaçamak yaptığının paylaşımını yapıyor. Aynen, yalnız aynen, yapıp da yapıyor. Diyor ki danışanlarım sakın ha şöyle iken böyle. Yeşil hayatında çıkmayacaksın işte evet, Nazlı abla onu söylüyor. Yeşil. Yeşil. Yeşil olan her şey hayatından çıkmıyor. Yeşil. Fıstık sarmamız midyemiz bir yeşil. Evet o da bir doğru. Antep doğru. Lütfen. Yani bakın ben diyorum ki müşterilerime geliyorlar şimdi ya siz nasıl böyle ya benim baklavalarım kilo aldırmıyor. Satış ben böyle böyleyim. Satış böyle strateji yani. Peki ona kalori olarak döndüğünde sıkıntı yaşama sonrasında bana böyle demiştiniz de sonra yani, böyle oldu diye. Can boğazdan gelir diyorum. Ama işte insan bunu yemek istiyor işte belli bir evet, dönem evet. Kilo vermenin ya çok tam. Çok abartıya evet. Kaçınmadan tabii ki yani sağlık daha önemli. Çok abartıya kaçınmadın ama bizim baklavalarımızda mesela glukoz içermiyor. Yapay şeker, şekerlendirici hiçbir şey bulunmuyor. Ve sade yağ ile yapılıyor en önemlisi. Margarin kullanılmıyor. Sade yağ biliyorsunuz tereyağının tuzunun ve suyunun alınmış halidir. O yüzden gönül rahatlığıyla hani midenizi rahatsız etmeyecek bir şekilde tüketebilirsiniz. O baklavada işte önemli böyle taze olduğunu ya da iyi bir baklava olduğunu anlamanın yolu da üzerinde mesela baklavanın üstünün altın sarısı rengi olması gerekiyor. İçerisindeki fıstığının buram buram kokması, sade yağının kokusunun gelmesi gerekiyor. İşte ne kadar ince ayrıntılar evet, var. Yani, ben yemediğim için yiyemedim. Böyle gurme olan insanlar bazı vardırsın çevrenizde de gurme. Onlar anlıyorlar yediklerinde zaten. Hani ya tamam bu baklava... Evet öyleymiş gerçekten. Gerçekten öyle. Ya yani tam Antep baklavası diyebiliyorlar yani. Kayseri'de var mıydı? Hakiki hani. İşte bir tek biz varız. Daha önce yoktu değil mi? Yok diyebiliyorum evet. Ya burada fabrikalar olup yapanlar var. Antepli ustaları olanlar var. Ama bizimki Antep'te üretilip
Antep'ten geliyor ki biz franchise bir yeriz. Ben şubesiyim Antep şubemizin. Yani o da çok önemli bir detay. Ama yapan güzel firmalar da var Kayseri'de. Bir iki mekan da var tattığım. Güzel, lezzetli olanlar da var. Ama tabii herkesin ağız tadı farklı, değişkenlik gösteriyor. Hani kimisi onu seviyor, kimisi bunu seviyor. Değişiyor. Ama önemli olan kalitelisini yemek. diye güzel. Düşünüyorum. Sen de yiyor musun sürekli Rabia'yı? Yok, yemiyorum. Seviyor musun? Yok, diyet yaparlar Rabia Hanımlar. İnanılmaz derecede aslında yiyoruz kadar da. Optik ekibimiz. Aynen. Arada kaçıyoruz bir yiyelim diye ama bu arada durdurduk hepimiz de kendimizi. Yani yediğin zaman hakikaten rahatsız etmiyor ya. Yedikçe yiyesin geliyor. Bir taneyle durduramıyorum. Durulmuyor yani. Bir keresinde herhalde besin zehirlenmesi falan yaşadılar yani. O kadar çok yedi ki kendimizden geçiyoruz. Peki diyet kısmında yok mu? Mesela diyetisyenin sana şu zaman şu şekilde bunları yiyebilirsin. Var tabii, ara öğünlerde özellikle tabii veriyor. Ara öğün dediğin haftada bir mi? Yoksa... Günde bir mi? Ayda bir haftada mi? Haftada bire denk geliyor. Sürekli yersen o da olmuyor. Çok maalesef. Şükür. Bu konuda tekrar çok şükür dedim. Sen de şükür. Ben de diyorum çok şükür, öyle dertlerimiz yok. Çok şükür. Hep de böyle olur. Mantıyla ekmek ye, yat ben işte. Aynen yat. Açken uyuyamam. Açken ben değilim zaten. Evet. Tansiyonlarım, şekerlerim düşer. Ama şey herhalde kahvaltıyla aram yoktur mesela. Şimdi çok şey, birçok çevremde arkadaşım nefret ediyorum, zayıflığından nefret ediyorum. Ben de bunu istemiyorum aslında. Benim de işte 3 kilo şeyim var, eksiğim var. Korona evet. Oldum çok şükür. 3 kilo evet. Almıştım, geri verdim. İşte Ramazan ayı gelir, tam oruç kısmında işte son ayın sonunda yemek yemediğim için yine öyle gider. Derken ben de memnun değilim gerçekten. Bana yani, da çok oluyor. Aynı ama sen şeyler. De almak istiyorsun. Şimdi kilo yani... almak isteyip de yiyip de kilo alamayanları evet. Müthiş bir gıcıklanma var. Gıcıklanmayın tabii. Lütfen. Yapmayın. Yapmayın. Vallahi lütfen. Bilerek çok, yapmıyoruz. Hiç hoş olmuyor. Yani vallahi bilerek yapmıyoruz. Ben de istiyorum ki işte yani tam kilom tam ideal olsun. Orada evet. Kalayım. Ya eksik, fazlası yok. Hep eksik. Aynen. Ben de işten dolayı hani stresli olduğumda ya da bir şeyler üretmeye çalıştığımda falan böyle kafam hep dolu olur. O süreçte asla ve asla yemek aklıma gelmez. İşte baklavadan bir atarım ağzıma. Tatlı, abur cubur. Tamam bitti. Öğünleri atlarım ve özellikle akşam yemeği yemem. Senin zaten de kilo alma sebebin bu evet, mu? Evet bu. Ya akşam o stres dönemde ben kilo veririm zaten. Sonra bir bakarlar. Bir hızlı kilo veririm ben yani. Çok kilo da almam da 5 kilo alırım, veririm. İnsanlar gördüklerinde Ayşegül Hanım çok zayıflamış. ya da kilo almışsınız nasıl yoğunmuş ya diyemiyordum size de vallahi nasıl yakışmış falan yapan da var biz tabii. Biz kilo alınca mutlu oluyoruz. Mutlu evet ya. Ben itiraz değilim. Alsam da dur, almasam da dur yani şu an. İdeal. Ben de idealim. Yani öyle çok aşırı şey göstermediğin için. Evet, evet. Ondan dolayı sıkıntı yok. Göstermemek de güzel ama. Göstermemek de güzel. Ona da hiçbir sıkıntı yok. O da işte minyon tipli olmanın bir artısı diye düşünüyorum. Biz çok şanslıyız. İşte 70 yaşına gelsek de Ajda Pekkan gibi ayakta kalacağımızı düşünüyorum. Ay, teşekkür ederim. Ayrıca var ama niye öyle söyledin? Ben kalkıyorum. bir uzun boylular kalkayım ben burada. Rabia çok alındı şu an. Evet, gerçekten. Alındı, biz gerçekten. Sana söylemedik Rabia. Biz tamam. Sizinle konuştuk. Devam edin. Çok teşekkür ederim. Meclisten dışarı. evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Söylemek istediğiniz, ben şimdi size teşekkürlerimi sunacağım efendim ama kapatmadan son olarak hem biyolog, hem baklavacı, hem de bir optikçi olarak efendim neler söylemek istersiniz? Sevgili hanımlarımıza, beylerimize. Ne söyleyeyim? Hepsi ortaya karışık olunca biri başka hepsi bir yer, biri başka bir yer, biri başka bir yer oldu. Kısa bir cümleye nasıl sığdırayım hepsini? Kısa bir cümle kurma. Aynen. İstediğin gibi kurabilirsin. Sağlığımıza dikkat edelim bir biyolog olarak. Oradan biyolog gireyim. Evet. Baklava evet. Yiyin. Baklavayı aynen. Yiyin. Kesinlikle güvenle yiyebilirsiniz bizim baklavalarımızı. bir optikçi olarak da göz sağlığınıza çok dikkat edin. Göz çok önemli. Evet çok çok önemli kesinlikle. Bir şey. Yani gerçekten Rabbim hiç kimsenin gözüyle sınamasın. Ben birkaç kez yaşadım öyle olay. Nasıl göz bir şey? Sağlığınızı ihmal etmeyin. Gözümde bir enfeksiyon çıktı. Çok uzun yıllar oluyor buna. Bildiğiniz böyle şişmişti gözüm. Bayağı bildiğiniz kurbağa gözü olmuştu. Ve o süreçte doktora gitmedim. Hep ihmal ettim. Ya geçer. Hani halk arasında diyorlar ya göz çıbanı falan hı hı. Diye evet, söylüyorlar. Evet.
Öyle bir şeydi ve çok büyüdü. Bir operasyonla almak zorunda kaldılar. Ve benim gözüm kapalı gezdim 1-2 hafta civarında. Yani gerçekten çok şey oluyor. İhmal edince, ya her şey için, o göz içinde değil de tek. Neren ağrıyorsa zaten. Aynen, hiç ihmal canın etmeden doktora gidilmesi ya. Lazım ki erken teşhiste tedavi yöntemleri daha çok geliştiği için. Öyle. Optik olarak da bunları söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ya, rica ederim. Özellikle gözlükten girince merdiven altı ürünleri kesinlikle tercih edilmesi gerekiyor. Tam da onu söyleyecektim. Doktorla bir arada çalıştığınız için bunun rahatlığıyla zaten soruyorum. Ya bu çünkü çok fazla göz önünde olmaya başladı açıkçası. Hani çakma tarzında merdiven altı bunlar gözü. Bunlar da gözü bozuyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle bozuyor. Aslında farkında değiliz. Düşünüyoruz ki daha ucuz olsa ama daha uyguna da var gözlük. Doğru tercih yaparsan kaliteli marka ürünlerimiz uyguna, ürünlerimiz gerçekten var gözlükler. Şimdi merdiven altına gidiyor arıyorlar. 2 gün sonra geliyor gerçekten gözün o kalitesini o kadar kötü bozuyor ki bunun farkında değil kimse. Benim hani gerçekten tek ricam kesinlikle merdiven altı ürünü asla tercih etmesinler. Bence de etmesinler. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü. Ki çocukken yok havuç ye şunu yap bunu yap ama ben söyleyeyim sebebini. Televizyonun tam önünde. Hı hı. Gerçekten tam önünde hep yaşadım. Evet. Hep göremediğimi düşünün. Bir de çocuk yaşta şöyle bir maalesef bütün çocukların bizlerin de geçirdiği gözlüğün hep gözümüze yakıştığını düşünüp gözlük takalım mı? Evet. Yani benim gözüm bozuk değilse de bozuk. Aynı her dert, zaman böyle. Benim de gözlük maceram öyle başladı. Zaten. Evet. Sırf gözlük takmak için onun sevdasına. Ki aynısını ben kendi evladımda da yaşadım. Benim gözüm bozuk, benim gözüm bozuk bir gittik ki 0.50 diyor. O da olmasa da olabilir. Sadece astigmat çıkmıştı. Takmayabilir dedi. Sonra işte her şeye çok yakından artık dijital her şeyi biliyorsunuz. Tabii evet kesinlikle. Çok yakından da yaşadığı için gözünü çok şükür bir yaptı. Bak işte. Çok şükür diyorum çünkü bile isteye yaptı. Evet. Bunun gibi birçok aile var çevremizde o kadar insanlar var ki o kadar anneler babalar hep şikayet ettikleri şeyler. O yüzden yapmayın. Diyeceğim de sevgili gençler, çocuklar. Şimdi çocuk yaşta bunu anlamak, onu anlatmak. Evet. Hepimiz öyleydik anlatıyorsun aslında ama hiç mutlu bir şekilde anlatamıyorsun. Yavrum yapma, etmeyle o iş olmuyor. O yüzden ben kendi gözümü böyle bozdum. Kendi evladım da bile istiyor o şekilde oldu. İşte en son aldığımız, şimdi gözlüğümüzü de bulamıyoruz mesela. İşte hayırlı olsun. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Güzel sohbetiniz için. Çıktığınız için ayrıca teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım. Biraz zor oldu ama oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz güzel sohbetiniz için Tuba Hanım. Her zaman beklerim. Her zaman bekleriz. Tabii çok teşekkür ederim Sayın Stil Danışmanımız. Muhakkak ilk fırsatta da görüşeceğiz. Evet inşallah. Tabii ki ilk fırsatta. Sevgili seyirciler, Tuğba Kuşdil ile yeniden programının bugünlük de sonuna geldik. Cuma günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum tekrar konuklarıma katıldıkları için. TV1 ekibimize çok çok teşekkür ederim. Sevgili rejim, iyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın, iyi günler.